Sevgili çocuklar merhaba, ben Serdal öğretmen. Birinci sınıf hayat bilgisi dersi farklı kültürler konusuyla ilgili konu çalışma sorularını sunacağım. Sunuyu hazırlayan Yağmur öğretmenimize teşekkür ediyorum ve hemen ilk soruyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çocuklar, yanlıştır ifadesi görmüş olduğunuz gibi kırmızıyla yazılmış. Yanlış olan bir ifadeyi, olumsuz bir ifadeyi arıyoruz, eksi koyuyorum. A seçeneğini okuyalım. İnsanlar birbirinden farklıdır. Doğru, her insan birbirinden farklı olabilir. Farklılıklara saygı duymalıyız. Evet, doğru. İnsanların birbirinden farkı yoktur. Hayır, insanlar birbirinden farklıdır. Eksiği koydum. Zaten ben yanlıştır ifadesiyle de eksiği arıyordum. Yanlış olan ifade C seçeneğidir çocuklar. Hemen ikinci soruyu okuyalım. Ülkemize göç etmiş insanlara nasıl davranırız? A. Misafirperver olmalıyız. Evet, kesinlikle doğru. Ve biliyorsunuz Türk kültürü misafirperverliğe önem veren bir kültürdür. Onlara karışmamalıyız. Bence yanlış. Onlarla iletişim kurmalı, sosyal ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. C seçeneği, onları görmezden gelmeliyiz. Bu da yanlış. Doğru yanıt zaten kendisini hemen gösteriyor. Misafirperver olmalıyız. Çocuklar, üçüncü soruya geçiyorum. Zorunlu olarak ülkesinden göç etmiş bir aile için göç nedeni olarak hangisi söylenebilir? Hatırlayacaksınız, konuyu anlatırken göç etme nedenleriyle ilgili birçok etkenden bahsetmiştik. Bakalım. Bu etkenlerden bir tanesini arıyoruz. Hangi seçenekte var? A. Farklı bir ülke görmek istedikleri için göç etmiş olabilirler. Bunu hiç konuyu anlatırken buna değinmemiştik. Yeni insanlar tanımak istemişlerdir. Buna da değinmemiştik. Daha iyi bir yaşam koşulu sağlamak için göç etmişlerdir. Evet, doğru yanıt C seçeneği çocuklar. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Başka ülkelerden ülkemize göç etmiş kişilere nokta nokta gibi davranmalıyız. Cümlesindeki boşluğa hangisi yazılmalıdır? Çocuklar, düşman gibi mi davranmalıyız? Hayır. Yabancı gibi mi davranmalıyız? Hayır. Ama misafir gibi. Hatta bizim size tavsiyemiz nedir? Doğru olduğunu düşündüğünüz kelimeyi mutlaka yazın ve bir kere de okuyun. Başka ülkelerden ülkemize göç etmiş kişilere misafir gibi davranmalıyız. İfadesi ile C seçeneğini doğru dedik. Beşinci soruyu okuyalım. Yabancı ülkelerden ülkemize gelen çocuklara karşı aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Farklı ülkelerden gelen çocukları oyuna almam, dışlarım. Bu kesinlikle yanlış. Empati kurmalıyız. Her çocuğun oyun oynama hakkı vardı biliyorsunuz. Farklı ülkelerden gelen kişilerin alışkanlıklarına saygı duyarım. Evet. Doğru. Dur. Artı koyduk. C. Anlayış göstermem. Kesinlikle yanlış bir ifade. B seçeneği doğru çocuklar. Altıncı soruyu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki bütün insanların sahip olması gereken insani değerlerden biri değildir? Çocuklar, dürüstlük, saygı, bunların hepsi insani değerlerle ilgilidir. Ama bencillik, sadece kendini düşünmek insani bir özellik değildir. Hemen yedinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eksi olan bir ifadeyi arıyoruz. Yabancı ülkelerden gelen insanlara baskı yapmalıyız. Hayır. Çeşitli nedenlerle başka ülkelerden ülkemize göç eden kişilere karşı anlayışlı olmalıyız. Evet. Yabancıların yaşam tarzlarına ve alışkanlıklarına saygı duymalıyız. Evet. A seçeneği yanlış olan ifade. Sekizinci soru,
Yaşam şartları ağır olan ülkelerden insanların daha iyi şartlarda yaşayabilmek için başka ülkelere gitmesine ne denir? Çocuklar, yaşam şartları burada bizim anahtar kelimemiz. Yaşam şartları nedeniyle biz ülke değiştiriyorsak ticaret yapmıyoruz, seyahat yapmıyoruz, göç etmiş oluyoruz çocuklar. Evet, 9. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi göçe sebep olur? Çocuklar, tüketim göçe sebep olmaz. Tatil sebep olmaz. Ama işsizlik, eğer yaşadığımız bölgede işsizlik varsa, doğal afet varsa ya da herhangi bir savaş durumu varsa bunlar hep göçe nedendi, hatırlayacaksınız. 9. sorunun yanıtı B, işsizlik. 10. soruya bakalım. Çeşitli nedenlerle başka ülkelerden ülkemize göç eden kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Umursamazlık, bu bizim Türk kültürümüze de aykırı. Bu eksiği koyduğumuz bir ifade. Nazik ve anlayışlı olmak, evet. Sert ve kırıcı olmak, hayır. Bu nedenle 10. sorunun yanıtına B diyoruz çocuklar. Evet, 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası göçün sebeplerinden birisidir? Barış ortamında herkes ülkesinde mutlu mesut yaşar. Ulaşım olduğu zaman biz kolayca seyahat edebiliriz. Ama savaş çocuklar göçün sebeplerinden biriydi. Evet, yavaş yavaş sorularımızın sonuna geliyoruz. 12. soru. Farklı kültürdeki insanlara nasıl davranırsak yanlış olur. Kıskanç davranmak zaten insani bir değer değil. Hoşgörülü davranmalıyız, anlayışlı olmalıyız ama kıskanç bir tavır bizim yapmamamız gereken bir şey. 13. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Olumsuz bir ifade arıyoruz. A seçeneği. Her ülkenin yemekleri farklıdır. Evet, olabilir. Bütün dünya çocukları aynı dili konuşur. Hayır, yanlış. Bütün dünya çocuklarının kıyafetleri farklıdır. Evet, buna da kültürel farklılık diyoruz biz çocuklar. 13. sorunun yanıtı B seçeneği. Evet, farklı kültürlerle ilgili konu çalışma sorularının sonuna geldik. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum çocuklar.